Sekeloberg, Dinslaken yakınlarında bir maden ocağı. Bir zamanlar Almanya'da ağır sanayinin kalbi olan Ruhr bölgesindeki onlarca maden ocağından biri. Lohberg Maden Ocağı son defa bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çünkü yakında belediye burasını tamamen yıkacak. Oyunun sergilendiği binanın gün ışığından uzak, binlerce metre altında maden işçileri yıllarca kömür çıkartmak için ter dökmüşler. Karanlık, basık ve sıcak tünellerin içinde 5000'in üzerinde işçi çalışmış. Bu zor çalışma şartlarını daha yakından tanıtmak için oyunun başında Yiska Rikels'in Yeraltı adlı filmi gösteriliyor. Oyun, izleyicileri yeraltının havasına sokmak için karanlık bir sahneyle başlıyor. Sanki yer altındaymışsınız gibi göz gözü görmüyor. Peki yönetmen ve yazar Adnan Köse, oyunu için neden böyle bir mekanı tercih etmiş? Yer altında çalışan işçiler ve aileler için yazdım. İnsanların bu koşullar altında nasıl çalıştıklarını düşünüyorum. Ben de genç yıllarımda yer altında kısa bir süre çalışmıştım. Daha sonra kendi yolumu seçtim ve oyuncu oldum. Fakat duygulanıyorum. Her şeyden önce babam burada çalıştı, şimdi Türkiye'de kendisi. Oyun, madenin geçmişinde yaşanan hareketli olayları konu alıyor. Maden ocağı kapatılmak istenir ve bunun üzerine işçiler greve çıkarlar. Güvenlik görevlileri ve grev kırıcılarıyla işçiler arasında çatışmalar yaşanır. Kavga sırasında 3 işçi giyinme odasına sığınır. İkisi Thomas ve Richie kardeşler, diğeri de onların en iyi arkadaşları Kemal'dir. Thomas kargaşada bir işverenin danışmanını vurur. Kemal ve Richie onu hastaneye kaldırmak isterken Thomas buna engel olur. Sadece maden ocağıyla ilgili değil, genel anlamda işini kaybedenler, iş yerlerinin kapatılması, gelecek korkusu ve ekonomik kriz hakkında bir oyun. Zuerst in Sammellage nach München und von dort in andere Lager verteilt im ganzen Land. Ach ja, die deutschen Frauen. Pfui, sagt er immer, die deutschen Frauen. Er wollte aber nichts von Frauen. Er wollte nur arbeiten, Geld ranschaffen und das Geld in die Türkei schicken. Er wollte einfach, dass es seine Familie ist. Gerçek hayatta da Lohberg Maden Ocağı büyük işçi direnişlerine sahne olmuştur. İşçiler 1996 yılında madenin kapanacağını duyduklarında tepki olarak yerin 1000 metre altında açlık grevine başlamışlar. Ancak verilen mücadeleye rağmen Maden Ocağı 2007 yılında kapatılmış. Yeraltı adlı tiyatro oyunu bir maden işçisinin çocuğunun kaleminden hüzün ve mücadele dolu işte bu tarihi sahneye taşıyor. Er hat sich kaputt gekrückt, bis er nicht mehr kommt. Endet unter Tage. Also es endet quasi unter der Schicht. Şöyle diyeyim, oyun yer altında sona eriyor. Adeta alt sınıfta bitiyor. Çünkü oyunun sonunda hikayeyi anlıyorsun. Oyun süresince bir madencinin kafayı bozduğunu ve onun için ticari danışmanı rehin aldığını düşünüyorsun. Çok yüzeysel gibi görünüyor. Fakat oyun ilerledikçe İzleyici, oyunda daha farklı konuların işlendiğini görüyor. Gençlikte, iki kardeş arasında gizlemeye çalışılan duygular, tamamlanmamış konular ve birçok başka şey yer altında ortaya çıkıyor.